Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere gül suyu nasıl yapılır onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. İki farklı yöntemle gül suyu yapılıyor. Onu iki ayrı video yapacağım. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Ve bizim çocukluğumuzda çok yaptığımız bir şey. Normal çandır dediğimiz aşı olmayan güllerden, yani reçel yapılan bu güllerden topluyoruz. Yapraklarını bu şekilde gül yapraklarını ayıklıyoruz arkadaşlar. Önce güllerimizi yıkadık. Kavanoza koyacağımız güllerimizi. Yapraklarını o sıra ekliyoruz. Ve kavanozumuzun içine atıyoruz arkadaşlar. Ayıklamış olduğumuz gül yapraklarını. Cam tavsiyemizdir. Eşkimesini engeller. Gül suyunun birçok faydası var arkadaşlar. Cildi nemlendirir. Cilt gözeneklerini temizler. Sivilce ve aknelerin oluşumuna mani olur. Göz altı torbalarına iyi gelir. Güneş yanıklarına iyi gelir. Kırışıklığı iyileştirir. Güzel kokusalar, kolonya gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca bunu içebilirsiniz de. İçine şeker katıp buzdolabına koyup içebilirsiniz de. Hoş bir kokusu olur. Gül suyunun rengi olmaz arkadaşlar. Şeffaftır. Biz içine hem eşkime yapmasın diye hem de renk versin diye birkaç tane limon tuzu atacağız. Böylelikle pembeliği doğal olarak suyun içine çıkmış olacak arkadaşlar. Bunu kavanoz doldurduktan sonra üzerine su ilave ediyoruz. Kavanozunu doldurduk. Şöyle fazla değil. Bakın arkadaşlar. Birkaç tane limon suyu atıyoruz. Kapağını kapatıp bir hafta güneşte bekletiyoruz arkadaşlar. Bir hafta güneşte bekledikten sonra evimize odaya alıyoruz. Birkaç gün daha orada bekleyecek. Böyle çalkalayacağız tabii ki her gün daha etkisini arttırmak için, hızlandırmak için. Ondan sonra da güllerini süzüyoruz. Çıkan suyu da ister içebilirsiniz, ister şerbet yapabilirsiniz, ister işte temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Cilt temizliğinizde gül suyu nasıl yapılır size göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kavanoz bu hale geldikten sonra bir hafta güneşte bekletiyorsunuz arkadaşlar. İşin sırrı burada. İçine az bir limon su koyuyorsunuz. Bu eşkimesini engelliyor. Diğer videoda da kaynatarak nasıl yapıldığını göstermeye anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.